ben hakkaniyetli davrandığımı düşünüyorum hafta ama, boyunca genel olarak. Onun dışında da dediğim gibi çorbanızda ve salatalarınıza yaptığım yorumların altını dolduracak şekilde puan verdiğimi düşünüyorum açıkçası. İçli köftemi beğendiniz, yaprak pilavımı beğendiniz, patlıcan kebabımı beğendiniz. Sularınızı ikram etmek istiyorum. Bu arada kaşık çatalları da ayna gibi pırıl pırıl vallahi. Onlar da çeyizlikse? Yok onlar tek bardaklar şey. Nerede bir çizik? Ben görmedim. Aa, sen de. Hayır yani yeni değil dediği için diyorum. Yeni değil dedim zaten. Yeni desem çizik var desem doğru olur. Hayır Seda Hanım'a cevap veriyorum. Olsun. Furkan Bey ve Seda Hanım da yüksek puanlar verip ertesi gün fazla puan verdik deyip söyleniyorlar. İyi düşünmek gerekiyor puan verirken. Madem fazla vereceğini düşünüyorsun, iyi düşünüp öyle bir puan verseydin. 7 puan verip ertesi gün 6 vermem gerekiyordu demen hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ferhat Bey'e 6 puan verebilirdim. Ona kendimden kanaat bir puan fazla vermişim. Seda Hanım'ın kendi düşüncesi yani bu şekilde söylemesi bilmiyorum ne kadar doğru ama sonuçta kimse kimseye zorla puan verdirtmiyor burada. Yani öyle düşünüyorsa o zaman düşük verseydi keşke. Furkan, nereli yani, kolay mıymış İlayda arkadaşımız? Ya işte şu olaya tekrar şu olaya geliyorum. Keşke yapılabilecek yani yenilebilecek bir şey yapsaydın da kolay yapsaydın. Sizinkileri de göreceğiz Furkan Bey. Bakalım yenilebilecek mi? El açması var ve ikisi de mükemmel bir şekilde. Umarım aynı börek hamurunu kullanmamışsınızdır el açmanızda Furkan Bey. Şu şekilde arkadaşlar dersinizde iyi çalıştıysanız eğer iki hamurun da aynı iki ürünün de aynı hamurdan yapılması gerektiğini bilirsiniz. O zaman farklı bir ürün seçelim. O zaman kolaya kaçmışsınız. Farklı bir ürün seçeyim ki ikisinin de hamur maddeleri aynı ve bu şekilde olmak zorunda. Hani buna başka bir alternatif sunamam. Bu ikisi de aynı hamurdan, aynı undan, aynı tuzdan kullanılıyor. Sadece içteki yağları farklı Peki. oluyor. Peki, otur öncelikle bir çorbamızı artık içelim. Evet. Hadi herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Derbiyeli tavuk çorbası da başlıyor final günü. Yapmak bayağı zormuş. Hepinizi tebrik ediyorum. Ben çok zorlandım. Öyle miymiş? Yani Gürbüz de sağ olsun hem destek oldu. Hem köstek mi? Yok öyle demek istemiyorum ama zorladığı kısım da oldu, destek oldu kısım da oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. O kadar ediyorum. Baklava su böreği yiyorsun. Biraz bir şey yapsaydın ya. Ben de zaten onun için yaptım Zuhal Hanım. Evet onun için zaten gene dua et fazla uğraşma evet, sen. Evet fazla uğraşmadı. Ondan dolayı destekleri için teşekkür ediyorum. Evet buyurun bakalım çorbayla ilgili konuşmak size ilk olarak. Başlayayım isterseniz. Limonu yanında isterdim. Siz direkt içine sıkmışsınız galiba. Biraz ekşi olmuş. Şöyle limonu zaten buna yanına sıkmaya bence gerek yok. Bu kıvamı ile güzel oluyor zaten. Ekstra limon gerektirmiyor bence şu anda. Siz hayır yanına koysaydınız biz kendimiz sıksaydık. Hani siz önceden sıkmışsınız galiba. Biraz ekşi olmuş yani. Bana ekşi geldi. Bu benim kendi düşüncem. Şöyle söyleyeyim. Bu terbiyeli ekşiliği gelmesi gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Her zaman da bu zamana bana kadar öyle biliyorum. Bana çok ekşi geldi. Yani çorbadan bir tek ekşi tadım anlıyorsun. Evet sadece ekşi geldi. Ama genel olarak yani terbiyesi, kıvamı. Terbiyesi, tavuğun pişmesi, lezzeti tavuğun var mı? Tavuğun pişmesi evet. İçindeki maydanozları bence ideal, güzel olmuş. Ben de yorum yapabilir miyim? Ya Ferhat. Öncelikle bana çok zaten basit bir çorba olduğunu söylemiştim. Basit bir çorba ama lezzet açısından İlayda'nınkinden çok çok güzel. Beni ekşileri rahatsız etmedi. Zaten meyanesinde içine koyuldu yani bağlayıcısını yaparken zaten limon içerisine sıkılıyor. Beni rahatsız etmedi. Tavukları da büyük değil gayet güzel bence. Ama dediğim gibi bence daha farklı bir çorba olabilirdi. Peki. Yorum sen de dediğim tatlış kol. Ben beğendim çorbasını. Ben limon yanında bekledim acaba getirecek mi dedim. Limon yanında konmaz. Getirir mi acaba dedim. Tadına bakınca ekşiliği bana güzel geldiği için asla benim zaten. Öyle ekstra bir limon getirsin ihtiyacım beğendin yok. Beğendin mi? Tavuklarını acaba dedim hani küçük küçük didikleyebilecek mi yoksa dedim büyük mü kalacak. Didiklemiş mi? Gayet didiklemiş, kesmemiş. Didilemiş. Çorba kesilir mi acaba dedim. Kesilmemiş. Kesilmemiş, güzel, lezzetli. Ben de beğendim çorbasını. Gerçekten tadı, tuzu, ekşili gayet yerinde. Al benden de o kadar. Al bak içi, al sana cevap. Bal, şeker olsun. Zuhal Topal'ın yorumu bu. Al canım, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gayet güzel. Tavuklarını güzel pişirmişsin, didilemişsin. Lezzeti, terbiyesi, bağlaması. Harika, ben çok beğendim. Yani bana lezzetli gelince ben bir anda şeyi böyle bir tarafa bırakabiliyorum. Evet, yani bir kırmızı etin ihtiva ettiği bir börek var. Muhteviyatında et olan bir ara yemek. Sonrasında bir et. Evet, beyaz etli bir çorba yerine başka bir şey doğru tercih evet, edebilirim. Olabilir. Ama şimdi o lezzet beni memnun etti. O zaman mesela ben buradan puan kırmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Sadece ara sıcak geçişinde belki. Mesela işte kıymalı evet. börekten tekrardan kuzu şişe evet. geçmek gibi. O peynirli börek olabilirdi. Evet. Ispanaklı veya pırasalı, evet. sebzeli bir şey olabilirdi. Zaten et yiyeceğiz kırmızı et. Yani. Ama yani bakalım güzel pişmiş mi, altı üstü eşit mi, kurumuş mu? Ben şimdi eksik kalmışım. Bunları da almam gerekiyordu. Ha onları da verelim. Peki. Şöyle yapayım. Furkan Bey'in çorbasını beğenmedim. Çok ekşiydi. Bana tavuk çorbası yaptın deyip bir ton laf etmişti. Kendisi de tavuk çorbası yapmış. Ben hiçbir fark göremiyorum.
Tek farkı sadece benim çorbamdan biraz ekşi olmasıydı. Serbiyeli tavuk çorbası gayet güzeldi. Kesilmemişti. Tavukları güzel didiklenmişti. Başarılıydı. Çorbası gayet lezzetli ve kıvamlıydı bence. Olması gerektiği gibiydi Aynur'un deyişi de. Çok lezzetli bir çorbaydı. Çorbası gerçekten güzeldi. Tadı, tuzu, ekşiliği gayet yerindeydi. Güzel olmuştu. Beğendim. Çorbayı herkes beğendi. Ben de beklemiyordum. Yani beğenmelerini bekliyordum ama bu kadar beğeneceklerini beklemiyordum. Zuhal Hanım bitirdi tabağını. Bu beni çok mutlu etti. Evet, bu arada büyük final. Bugün büyük ödül sahibiyle buluşacak. Bakalım bu evde mi kalacak ödül yoksa başka yere misafirliğe mi gidecek, göreceğiz. Siz de eğer mutfakta iyiyim, elimin lezzetine güveniyorum diyorsanız tv8başvuru.com veyahut yemekteyiz Instagram hesabına başvurularınızı yapınız. Hem bir dahaki sezon için hem bu sezon için başvurularınızı bekliyoruz. Yine söyleyeyim, bir dahaki sezon için çok büyük sürprizler. Zuhal Topal'la Yemekteyiz de acayip yenilikler, çok hoş şeyler sizleri bekliyor olacak. Şimdiden söyleyelim ama zaten Temmuz'a kadar neredeyse yayınımız devam edecek TV8 evet, ekranlarında. Ben de alabilirim. Öyle vereyim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi diyorlar ki ben de katıldım buna. Neden kıymalı börek arkasına net gelecek? Şimdi şu şekilde yapabileceğim şeylere odaklanmaya çalıştım. Etlerin farklı olmasına biraz değinmeye çalıştım. Yani hep aynı eti olmak yerine tavuk, dana bir de kuzu olarak ilerledim. Hepsi et olabilir ama tüm et çeşitlerini kullanayım. Tüm et çeşitleri oldu ama şöyle de yani hepsi kıvamında hani bıktırmayacak şekilde olacak. Hmm. Öyle söyleyeceğim ben sizlere. Bıktırmayacak yani. Hadi inşallah. Ferhat, hamur teknikleri üzerine eğitim de veren bir insansın. Dedi ki katmer ve kol böreğini biliyorsanız eğer aynı olur hamuru dedi. Şöyle Zuhal Hanım, şimdi bir normal bir dükkanda yapıldığı zaman tabii ki hamur ziyan olmuyor. Kullanılıyor ama şimdi burası bir yarışma ortamı olduğu için yani farklı kullanması daha iyi olur. Sonuçta katmer hamurunu farklı mı olmalı peki ki? Normalde aslında hamurları aynı ama işte dediğim gibi hani burası bir yarışma olduğu için ne yapsaydı? İkisi aynı oldu hadi yeniden bir hamur mu açsaydı? Hayır yani? Şöyle katmerin hamurunun tuz miktarı diğeri kadar çok olmaması lazım. Evet, çünkü bizi bayar o. Yediğimizde hem tuzlu bir tat alırız. Böreğinki tabii ki daha tuzlu bir hamur yani olması lazım. Ona göre şöyle yapmış olması lazım ki diliyorum ki öyle yapmıştır. Kıymalı kol böreğin içerisine çok fazla tuz koymamıştır. En azından diğeri çünkü sürülebilir çikolata olacağı için içerisinde tuzla birlikte karışmaz. Ama ondaki tuz miktarı fazlaysa ki diğerine çok belli olacaktır. Evet. Tamam. Katmerde çok belli olacaktır. Peki katmerin içinde ne olması lazım Aynur Antepli olarak sen bilirsin. Fıstık olması lazım. Ama o çikolatalı yaptı. Çikolatalı yani yapmış. Fıstık kaymak olabilirdi. Süt kaymağı. Evet. Hmm. Fıstık ve kaymak daha siz çok yakışırdı. Siz koyuyor musunuz katmer yaparken? Evet. Antep'te koyuyoruz. Evet. Benim bildiğim katmer içinde süt kaymağı evet, konulur. Evet, süt kaymağı ve fıstıklı yaparız. Peki sen ne diyeceksin börekle katmer hamuruna? Yani başka bir börek çeşidi yapabilirdi yanına. Yani aynı hamurdan olmayan bir börek çeşidi yapabilirdi. Aynı hamurdan olması gerekiyor yani farklılığı yok. Çok hiçbir farklılığı yok bence. Ben hep bu şekilde gördüm. Büyüklerimden tecrübesi olan insanlardan bu şekilde olması gerekiyordu bence. Yani başarılı oldum. Sonuçta üst üste et yediğimiz dünkü ana yemekte de ara sıcağında da et vardı. Ondan sonra ana yemeğinde de et vardı. Yani buna eleştiri yapmadım mı biraz gereksiz. Yani biraz yediklerini görsünler, ne yediklerine baksınlar. Şimdi güzel bir kol böreği yaptım ben onlara. Şimdi bunu sunumundan önce bütün halini göstereceğim. Daha sonrasında ise şu şekilde, şimdi bunun alt kısmı daha güzel olacak.